Rusya Avusturya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer stoklarımız dolu açıklaması yaptı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Rusya Devlet Başkanı Putin'i doğal gazı silah olarak kullanmakla suçladı. Avrupa'da kış her zamankinden soğuk mu geçecek? Rusya Avusturya'ya doğal gaz akışını kesti. Gelişme Rusya'nın Ukrayna ile olan doğalgaz transit anlaşmasının bitişine yaklaşık bir buçuk ay kala yaşandı. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ülkesinin bir yıl yetecek doğalgaz stoğuna sahip olduğunu ve Rus lider Vladimir Putin'in şantajına izin vermeyeceklerini söyledi. Avusturya Başbakanı Ukrayna Savaşı'nın başından beri Rusya'nın benzer bir adım atmasını beklediklerini de ifade etti. Peki Rusya Avusturya'ya gaz akışını neden kesti? Avusturya'nın petrol ve gaz şirketi ÖMV. Gazprom'a ÖMV'nin Almanya'daki tesislerine düzensiz gaz tedarik ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Uluslararası Ticaret Odası ÖMV'yi haklı buldu ve Gazprom'u 230 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti. Rusya'nın bunun üzerine Avusturya'ya gaz tedarikini kestiği ileri sürülüyor. Rusya'nın kararına Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tepki gösterdi. Putin'in gaz kesintileriyle Avrupa'ya şantaj yapmaya çalıştığını savundu. Büyük Avrupa ülkelerinin çoğu Rus doğalgazını kullanmayı bırakmıştı. Ancak Avusturya, Macaristan ve Slovakya gibi ülkeler doğalgaz ihtiyacının en az 3'te ikisini Rusya'dan karşılıyor. Çekya da bu yıl yeniden Rusya'dan gaz alımına başlamıştı. Rusya'nın 1 Ocak itibarıyla Ukrayna üzerinden doğalgaz tedariğini durdurması bu ülkeler için enerji krizi anlamına gelebilir. 2022'de başlayan Ukrayna işgalinden önce Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacının yaklaşık %35'ini Rusya karşılıyordu. Şu anda bu oran %10'a kadar düştü.